Şimdi Startup Turkey'ye üçüncü kere geliyorum ben ve her sene gelirken biraz daha heyecanlanıyorum. Değişik sebepleri var. Bir, çok yeni insanla tanışıyorum. Bunlar girişimciler, yatırımcılar. İkincisi, çok şey öğreniyorum her zaman. Dolayısıyla da büyük bir merak, heyecan oluyor gelmeden önce. Bugün heyecanım devam ediyor. Hani demek ki geliş sebeplerimin altını besleyen ve argümanlar burada hayat bulmuş diye de mutluyum. Yani bunu tavsiye edilir mi? Ben de girişimciyim. Yolculuğum devam ediyor. Olsa olsa öğrendiklerimi hani paylaşmak diye demeyi tercih ediyor olurum. Girişimcilik dünyasında hani çaba, aksiyon hiç bitmiyor zaten. Hani buradaki arkadaşlar bugün kendilerini anlattılar. Belki yarın birisi onlara bir yatırım yapacak. O bir başka şeyin başlangıcı. Aslında girişimcilik dünyasında her gün acaba bugün dün yaptığım işlerin üstüne ne koymalıyım diye bakıyor ve yaşıyor olmamız lazım. Bugün burada varlık sebebimiz o. Bu arkadaşlarımızın hepsi de bugün bir şey öğrendiler burada. Sunumlarından geri dönüşler aldılar. Kendi kendilerini de test ettiler, gözlemlediler. Dolayısıyla yarın bugün yaptıklarından bir tık daha iyi bir şey yapıyor olmaları lazım. Eğer her gün bir dakika, bir gün öncesinden daha iyi bir şey yaparsak iyi bir şeyler üretmek kolaylaşıyor diyebilirim. En öne çıkan sorunumuz kolaycılık. İkinci sıraya çok biliyor olmayı koyarım. Genellikle bir şey biliyor olmak ya da bildiğini düşünüyor olmak yeni bir şey öğrenmenin önünde engel. O yüzden de hani hiçbir şey bilmeden başladığımızda daha çok şey öğrenip daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Çoğunlukla gördüğüm arkadaşlarımızın hani ve bizim de bazen benim de bir fikre o kadar tutkuyla bağlanıyoruz ki bütün müşteri potansiyel bütün müşterileri o ürünü hizmeti anlatacağımız herkesi de aslında bizim gibi düşünüyor yaşıyor zannediyoruz. Birazcık hani kabuğumuzun dışına çıkıp gerçekten bizim bu ürün hizmetleri satmak istediğimiz insanlar ne yapar? Bunu çok iyi araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bazen masa araştırması, masa başında, bazen sokağa çıkarak, bazen derinlemesine insanlarla gidip konuşarak vesaire. Tabii tek başına gittik, sorduk, bizim böyle bir ürünümüz var, alır mısınız dedik. Onlar da evet dediler de yeterli değil. Evet diyenlerin ne kadarı sonra gelir satın alır bilmiyoruz. Orada da daha kapsamlı bir şeyler yapıyor olmak lazım. Bir de şuna inanıyorum, hani tanıştığımız herkesten öğrenecek bir şeyimiz var. Ben kendi işimi 8 yıldır yapıyorum. Dünya çapında iyi yaptığımı düşünüyorum. Fakat bugün sabah buradaki arkadaşlarımızdan biriyle konuştuğumda bana bir başka şirketin, bambaşka bir alandaki bir başka şirketin neler yaptığını anlattı. Ben onu alıp acaba işime şöyle uyarlayabilir miyim diye düşündüm. Dolayısıyla bir şey öğrendim. Bu bile tek başına bugün Startup Turkey organizasyonuna gelmiş olmama değer aslında bakarsan.